Tamam mıyız arkadaşlar? Başlayalım. Merhaba, iyi günler dilerim. TUMOSAN Genel Müdürü Sayın Halim Bey burada, değerli yöneticileri burada. Bugün bir imza töreni için buradayız. Değerli yöneticilerimize, burada olmayan yönetim kuruluna, TUMOSAN Yönetim Kurulu'na teşekkür ederiz. Konya'mızın en önemli markası olan Konya Spor'umuza, dev bir Konya firması olan TUMOSAN'la yine bir işbirliği içindeyiz. Halim Bey'in nezdinde tüm TUMOSAN ailesine teşekkür ediyoruz. Umarım bu birliktelik uzun yıllar devam eder. Konya'da bir markayla Konya Spor'un isminin yan yana anılması bizleri gururlandırıyor. TUMOSAN'la birlikte ismi daha da büyük yerlerde alınacak. Her zaman söylüyoruz, hedeflerimiz var, hayallerimiz var. Hayallerin peşinden koşmaya devam edeceğiz ama hedeflerimizi de asla bırakmayacağız. Hep söylediğimiz gibi tabii ki profesyonel futbol takımımız TUMOSAN'la ismi birlikte alınarak iki markanın da daha büyük yerlerde temsil etmeye edilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız bizler. Bunun için bize destek olan TUMOSAN'a teşekkür ediyorum. Bununla birlikte futbol akademisi grubunda çok ciddi hamlelerimiz var. Buralarda da bir yakın zamanda değişik projelerle birlikte ismimiz yan yana anılabilir. Çünkü onlar da gerçekten Anadolu'dan çıkmış memleketimizin çok büyük bir iş insanları, ülkesini seven insanlar. Bu ülkenin gençlerine yatırım yapmayı onlar da çok sevecektir. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Genel Müdürüm size de çok teşekkür ederim. Tüm profesyonel çalışan arkadaşlarımıza, Nuri Başkan nezdinde tüm aileye saygılarımı sunarım. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değerli basın mensupları, değerli spor severler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın yeni yönetiminin Konya Spor için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepimiz spor dünyasını takip ediyoruz. Geçen sene bu tartışmalar sonucunda bir federasyon seçimi yapıldı ve federasyon yönetimi değişti. Kendilerine başarılar diliyoruz. Bizler TUMOSAN olarak, TUMOSAN ailesi olarak yönetim kurulu adına Konya Spor'a vermiş olduğumuz, geçen yılki vermiş olduğumuz desteğin bu senede devam etmesi yönünde karar aldık. Çünkü şunu biliyoruz ki TUMOSAN, Konya Spor ismi TUMOSAN'a ve Konya Spor'a yakıştı. Bir şiir gibi adeta. TUMOSAN, Konya Spor kelimesi kulaklarda pelesenk oldu. Dillere pelesenk oldu. Tabii TUMOSAN bilmeyenler için tekrar etmekte fayda var. TUMOSAN Konya merkezli bir şirket. Fabrikamız Konya'da. Kendi özel endüstri bölgemiz içerisinde faaliyet gösteriyoruz. Konya'nın istihdamına, Türkiye ekonomisine, Türkiye sanayine sağladığımız katkı yanında yine Konya'nın sporuna, Konya sporumuza katkı sağlamayı da bir görev olarak addettik. Bu bir bayrak yarışı. Bu sene biz, geçen sene biz sponsorduk. Yine biz sponsor oluyoruz. Belki seneye başka cengaverler de çıkabilir bu anlamda. Özellikle başkanımızın az önce anlatmış olduğu gençlik okulları, gençlik spor okullarının desteklenmesi, Türk sporunun desteklenmesi anlamında bu tip desteklerin çok büyük fayda olduğunu düşünüyoruz. Tabii bütün bu destekleri yaparken de ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim sözüne istinaden böyle nesillerin, böyle gençlerin yetişmesi adına Türk spora destek vermek gerekir, verilmesi gerekir. Olimpiyatları gördünüz. Olimpiyatlarda özellikle Çin ve Amerika olimpiyatları domine etti. Yine biz de diliyoruz ki bizim neslimizin, bizim gençlerimizin, bizim sporcularımızın bundan sonraki olimpiyatlarda daha başarılı olmasını temenni ediyoruz. Konya Spor'u 2024-2025 yılında Süper Lig'de daha başarılı olacağına inanıyoruz. Haftaya galibiyetle başladılar. Bir günlük liderliği bizim hoşumuza gitti. İnşallah devamı da gelecektir diye düşünüyoruz. Konya Spor'un bu anlamda Anadolu'nun ruhunu yansıtan, Anadolu'nun spor ruhunu yansıtan bir şehir olduğunu Konya'nın biliyoruz. Konya Kartalı
güçlü bir figür. Aynı zamanda TÜMOSA'nın özellikle tarımsal anlamda çiftçilerin kendisine vermiş olduğu Anadolu Boğazı'yla Konya Aslan Kartalı'nın bir araya gelerek bir güç oluşturduğunu düşünüyoruz. O yüzden bu gücün, bu sinerjinin daha da iyi yerlere geleceğini düşünerek Konyaspor'a 2024 yılında 24-25 sezonunda başarılar diliyorum. Galibiyetler serisinin bu hafta olmasını da temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Mikrofon var Murat abi. Duyuyoruz. Öncelikle tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şube Başkanı Murat Dönmez. Hem geçen sene hem de bu sene Konya Spor'a ciddi anlamda destek verdiniz. Konuşmanızda sponsorlarla alakalı olarak yeni cengaveler çıkartacaksınız. Sizi de cengaveler olarak kabul ediyoruz. Ancak futbol sektörü içerisinde anlaşma yaptığınız rakamın çok büyük bir rakam olduğunu da görebiliyoruz. Siz de bunu biliyorsunuz ama şartlar bunu gerektiriyor. Konyaspor'un bir iki tane daha transfer yapacağını biliyoruz. Bu konuda da futbolcu alımı konusunda da destek olursanız teşekkür ederim. Buna cevap alır gerekiyor mu? Tabii geçen sene bu soru sorulmuştu. Transfer ihtiyacının biz sponsor olarak bilemeyiz. Yani Konyaspor'un hangi mevkisinde ne ihtiyacı var onu bilemeyiz. Tabii Konyaspor yönetiminin verecek olduğu karar sonucunda alınacak transferin destek konusu yine karşılıklı müzakereleri konuşulur, anlaşılır. Tabii bu tip şeylerde büyük söz küçük söz vermek başka bir şey. Biz Konyaspor'la iyi anlaşıyoruz, yönetimle iyi anlaşıyoruz. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yani bununla birlikte ben şöyle söyleyeyim. Murat abi bizim adımıza bu soruyu sorduğu için teşekkür ederim. Galiba şeye geldik. Ketempere yok abi. O yok, o vallahi yok. Ama şöyle bizim öyle bir söz aldık demeyelim. Çünkü TÜMOSA'nın da zor durumda bırakmayalım. Çünkü konuşmamızın içinde böyle bir cümle yok. Ama ben şuna inanıyorum. Ne zaman zor durumda kalsak bize destek olacaklardır. Sağ olsunlar. Geçtiğimiz yıl gittim TÜMOSA'na, genel müdürümüze rica ettim. Yani anlaşmamız da yok ama bir sponsorluk yapın, bir charter uçağımızı çözün dedik. İkiletmedi sağ olsun. Bir söz yok ortada çünkü bunu bir baskı altında bırakmayalım. Çünkü bize sponsorluk yapan firma bugün bir işte kap bildirimi yapmak zorunda. Borsaya kote bir şirket. Bunu belki yanlış yönde çekilebilir. Onun için böyle bir söz yok. Yani ben de umarım devam zaten eden yıllarda olur. Sonra olur. Sonra rakamı büyütürüz, futbolcu alırız onu. Evet. Teşekkür ederim Murat abi. Var mı başka soru sormak isteyen Halim Bey? Buyurun Fatih Bey. Konyaspor ile yaptığınız işbirliğinden sonra traktör satışları önemli oranda arttı mı? Size tanınırlık oranında ne gibi faydası oldu? Yani şöyle reklamın iyisi kötüsü yoktur felsefesine değerlendirmeyelim. Şöyle en azından biz tarım sektöründe faaliyet gösteren, hatta bir nebzede savunma sanayinde faaliyet gösteren bir şirketiz. TÜMOSA'nın adını hiç bilmeyenler, gençler, ilgilenmeyenler, yani sporu sevenler, sporla ilgilenenler en azından TÜMOSA'nın adını duyduklarında yani bir arama motoruna girip bakıyorlar nedir, ne değildir diye. Bu etkileşimi takip ediyoruz. Sosyal medyalarımızın takibinden tutun da bu etkileşimi takip eden bizim birimlerimiz var. O birimlerin raporlarını alıyoruz. Gerçekten bu anlamda bize çok katkı sağladığını ve marka değerimizin arttığını da ölçümlüyoruz. Bunlar önemli şeyler. En azından bilinirlik daha fazla artıyor. Traktör pazarındaki satışların tamamen Türkiye'deki tarımla ve çiftçinin alım gücüyle ilgisi var. Onu en iyi cevaplandıracak olan Osman Bey'dir. Soruyu ona kulağını fısıldayabilirsin. Bir de sezon içinde bir etkinlik olacak mı? Daha önce oyuncularla fabrika gezisi olmuştu. Bu tarz etkinlikler olabildiğimiz traktörü görüyor başka yerinde. Bunlar devam edecek mi? Onu bizim kurumsal iletişim ve medya marka bölümlerimiz organize ediyorlar. Onu yapmayı planlıyoruz. Hatta belki farklı bir şekilde, farklı bir süreçle takip edilebilir diye düşünüyoruz.
Osman abi buraya olmazsa bir showroom açsın. Halim abi. Olabilir. Ben alırım abi, sorun yok. Dükkanları kiraya vereceğiz ya Star'ın etrafında. Tümosan'ın Asya'da bir dükkan verelim sana. Evet. Showroom yapalım. Hem aslında, test olan da bayağı test ucu güzel. Biraz önceki cengaverler konusu açık kalmasın. Konya sanayi, şimdi biz sanayi şirketi olduğumuz için Türkiye'yi çok dolaşıyoruz. Türkiye'de önemli sanayi bölgeleri var. İşte Gaziantep, Bursa, Konya, İzmir gibi. Gerçekten devasa devasa sanayiciler var. Bu bir yarış, cengaverlik yarışını mutlaka bir kişinin bırakılmaması lazım. Türk sporu da desteklemesi lazım, sanayisi de desteklemesi lazım. Konya'da cengaver olduğunu biliyorum. Olduğunu da düşünüyorum aslında. O yüzden cengaverleri harekete geçirmek lazım. Çıkar çıkar. Hani Konya Spor Kasım'ın galibiyetiyle başladı sezona. Evet. Konya Spor'dan bu sezon beklentiniz nasıl? Takımı beğeniyor musunuz? Maçın özetini seyrettim. Trabzon maçını seyretmedim. Konya'nın maçın özetini seyrettim. Gerçekten öyle. Güzel, çok güzel bir futbol oynadığını gördüm. En azından şeyi düşmedi yani. 2-1 mağlup duruma düştükten sonra bile şeyi düşmedi. Heyecanı ve ateşi düşmedi. Galip gelmeyi bildiler. Aynı performansı bu hafta da bekliyorum. Maça da geleceğim inşallah. Evet arkadaşlar, soru yoksa teşekkür ederiz. Başkanım, gündeme dair imza atarken. İmza atarken yapalım. Gündeme dair bir konu dışında, buradaki olay dışında sorular. Yani alalım. Şimdi misafirlerimiz sıkıdır mevzudan ama iki soru alalım. Bana mı soruyorsun? Evet başkanım. Sor Ali. Çok fazla soru. Konya Sesi Gazetesi Ali Yılmazer. Başkanım, dün akşam basında Sambu ve Çıkarış'ın kiralanmasıyla ilgili bir haber çıktı ama kadroda Yeser onu düşünmediğiyle alakalı. Bu iki oyuncuyla ilgili kararınız netleşti mi? Gelen teklif var mı? Gönderilecek mi? Kalacak mı? Yani öncelikle şöyle söyleyeyim. Ben hep şöyle bakıyorum. Oyuncular bizim lisansımız altında kaldığı sürece kıymetlilerimizdir. Kendilerine herhangi bir teklif gelirse yardımcı olacağımızı onlara söyledik. Ama dediğim gibi eğer herhangi bir teklif gelmezse de bizim oyuncularımız devam edeceğiz. Ama isteğimiz tabii onların da kendilerine oynayacakları bir kulüp bulmaları. Tamam, cevap oldu mu? Bir de başkanım. Duyuyorum ben. Bu hafta Galatasaray maçı var. Hem Kasımpaşa karşısına alınan yeni transferlerin etkisiyle çok sevindim. Galatasaray maçıyla ilgili görüşleriniz, bir de kombine satışları yanılmış son kişide de gördük. Önemli oranda arttı şu an için. Rakam 15.000 seviyelerini aştı. Kombine az önce buraya girerken Adem Başkan söyledi, 12.500 civarında. Bir yaklaşık 4.000 de taraftar grubundan bekliyoruz kombine. Yani biliyorsunuz geçen sene Galatasaray'la oynadığımız maçta son maç oldukça yüksek bir baskı altında oynanan bir maç. Hem biz kendimizi yakıştıramadık o gün oynanan oyunu. Ama bugün artık ligin başı. Tabii ki Kasımpaşa'da bir maç oynandı geçti. Kendi şahsi fikrimi sorarsanız oradaki gibi oynarsak kazanamayız. Onun için her maçın taktiği, sistemi ona göre, formasyonu ona göre belirlenecek. Hoca tarafından muhakkak hazırlıkları buna göre yapılıyor. Ama en azından rahat bir maça çıkıyoruz. Yani taraftarımızın desteğiyle herhangi bir etkileşim olmadan sonuç olarak Galatasaray'la puan puana bir maça çıkıyoruz. Bakacağız. Öyle bakalım yani. Evet arkadaşlar, yoksa biz fotoğrafları verip ayrılacağız. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Evet, alalım bir şeyse. Önce forma mı? Yeni sezon formamı Salim abi. Biraz yukarıda da. Bunu bu kadar kaldırınca boyumuz kısa gözüküyor yalnız. İyi mi? Bu Rizeli'yi sevmedim. Bu mu? Çamlı'ymışsın. Sen Çamlı'mışsın değil misin? Bir de biz çekelim başkanım. Evet. Tamam.